Mutlu geceler sevgili izleyiciler. Bugün 16 Ocak günlerden Perşembe, saatler 23'ü gösteriyor. Ulusal Kanal ekranlarında gece görüşüyle karşınızdayız. Güne dair ayrıntılara geçeceğiz ama her zaman olduğu gibi satır başlarımıza bir göz atalım. Efendim, Sincanlılar işkence görüyor iddiası, Uygurlular işkence görüyor iddiasıyla düzeltiyorum hemen. Bu yalanda FETÖ parmağının izi bulunduğu yurt dışı kaynaklı yalanları Aydınlık Gazetesi deşifre etti. Ve Rabia Kader, Rabia Kader'i hatırlayacaksınız sevgili izleyiciler. Çin'in Sincan Özer bölgesinde sözde soykırımı iddiasında bulunmuş ve imza kampanyası başlatmıştı. Hatta ailesinin Çin Halk Cumhuriyeti tarafından gözaltında tutulduğunu belirtmişti. Rabia Kader'e tepki Sincan'da yaşayan akrabalarından geldi. Bir açıklamalarda bulundular. Hepsini ekranlarınıza gece görüşünde birazdan getireceğiz. Berlin'e gidelim. Libya ile ilgili çözüm arayışları devam ediyor. Berlin'de 19 Ocak'ta Libya zirvesi yapılacak. Serraç hükümeti bu zirveye katılacağını açıklamıştı. Bir açıklamada Hafter'den geldi. Hafter de zirveye katılacağını duyurdu sevgili izleyiciler. Güne dair satır başlarımız böyleydi. Gece görüşü başlasın. Sevgili izleyiciler, Uygur yalanlarını ortaya atan isimlerin FETÖ ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Aydınlık Gazetesi, işte CIA'nin yalan memurları manşetiyle bir haber yayınladı. Haberde Uygurlar işkence görüyor yalanını sosyal medya üzerinden yayan isimler tek tek deşifre edildi. Türkiye-Çin ilişkisini bozmak için sistematik çalışma yürüten CIA, günlüğündeki çetenin yalanları belgelerle çürütüldü. Uygurlar işkence görüyor yalanında FETÖ parmağı ortaya çıktı. Yurtdışı kaynaklı Uygur yalanlarını Aydınlık Gazetesi deşifre etti. Aydınlık'tan Ercan Küçük'ün haberi işte CIA'nin yalan memurları başlığını taşıyor. Çin'in Sincan Uygur özel bölgesi hakkında üretilen yalan haberler son aylarda dikkat çekici bir şekilde artış kaydetti. Son 3 ayda Sincan hakkında yanıltıcı bilgilere Türk basınında çokça yer verildi. Uygurların yaşantılarına dair yüzlerce sahte görüntü sosyal medyada da yer aldı. Yayılan görüntülerin Sincan'la ilgili olmadıkları ortaya çıktı. Yurt dışından yerleşik isimlerin başında Avustralya'dan Arslan Hidayat, Amsterdam'dan Abdugeni Sabit, Toronto'dan Rukiye Turduş öne çıkıyor. Avustralya'dan Arslan Hidayat'a FETÖ'cülerin ilgisi dikkat çekiyor. Firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun Arslan Hidayat'ın paylaşımlarını yaydığı görülüyor. Rukiye Turduş ise sürekli ABD'li yetkililerin açıklamalarını paylaşıyor. Yalan fabrikası ekibinde yer alan Abdugeni Sabit'in IŞİD El-Kaide bağlantıları dikkat çekiyor. Twitter hesabından El-Kaide liderinin Doğu Türkistan'a sahip çıkın çağrısını paylaşan Sabit, YouTube kanalında da IŞİD'çilerle birlikte görülüyor. Türkiye'de ise sosyal medyada yayılan bu paylaşımların izini sürdüğümüzde hep aynı hesaplar karşımıza çıkıyor. Fransa'da yaşayan ve Euronist'e muhabirlik yapan Mustafa Bağbaş'ı çekiyor. Mustafa Bağ'ın Euronist'e yayınlanan birçok haberde imzası görülürken sık sık sözde Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk'ten demeç alması dikkat çekiyor. Bir diğer aktif yayıncı Yeni Çağ Gazetesi'nin internet sitesi genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak, dikkat çeken diğer bir çarpıcı ayrıntı dolaşıma sokulan görüntüleri yayan çok sayıda sahte hesabın olması. Bu hesapların önemli bir kısmı FETÖ tarafından yönetiliyor. Aydınlık Gazetesi sosyal medyada en çok görüntülenen sahte video ve fotoğrafları araştırdı. 8 Ocak 2020'de önce Hidayet Aslan, ardından Mustafa Bağ, Seyit Tümtürk ve Batuhan Çolak birkaç saat arayla paylaştıkları videoyla Uygurların toplanma kamplarına gönderildiğini iddia etti. Halbuki paylaşılan görüntüdekiler Uygur değil. Görüntüler sanal para dolandırıcılığı davasının 72 sanığının Şangay'daki yargılamadan sonra Taiyuan'a gönderilmesinin haberine ait. Mustafa Bağ, Uygurlar Çin'in tanımlamasıyla mesleki eğitim merkezine götürülürken notuyla yaptığı skandal paylaşımda illegal cinsel içerikli video ticareti yapanları Uygur diye takdim etti. Halbuki ne paylaşılan görüntü Sincan'a ait ne de tutuklanan kişiler Uygur. 2019'da piyasaya sürülen ve Uygur vatandaşının Çin polisleri tarafından çıplak şekilde dövüldüğünü gösteren bir videoyu paylaşan önemli bir isim de İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan. Türkan paylaşımında Çin'e tepki göstermiş, karşı çıkmayanlara
Allah'ın gazabı üzerinize olsun demişti. Ancak Türkan'ın bu paylaşımı da yalan çıktı. Videonun bırakın Sincan'la Çin'le alakası olmadığı tespit edildi. Video dikkatli izlendiğinde yarı çıplak bir adamın Endonezya dilinde merhamet edin dediği duyuluyor. Amerika'da yaşayan Rabia Kader'in Doğu Türkistan yalanlarını oğlu ve torunları deşifre etti. Sevgili izleyiciler, Sincan'daki yaşamlarını anlatan aile Rabia Kader'e tepkili. Oğlu ve torunları yıllar önce ilişkilerini kestikleri Rabia Kader'den kendilerini yalanlarına ortak etmemesini istedi. Doğu Türkistan yalanları bir kez daha deşifre edildi. Ailesinin Çin Halk Cumhuriyeti tarafından gözaltında tutulduğunu iddia eden Rabia Kader'in Sincan'da yaşayan akrabalarının görüntüleri yayınlandı. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi de sözde soykırım iddiasıyla imza kampanyası başlatan Rabia Kader'e tepkili. Amerika'da yaşayan Rabia Kader'in gözaltında olduğunu ileri sürdüğü oğlu Kahar Abdurrahim ve torunları Global Times'a konuştu. Aile yıllardır Rabia ile görüşmüyor. Hatta ailesi onu Doğu Türkistan yalanlarına ortak olmaması konusunda uyarmış. Bu kişi benim büyük annem. Ailem bana yurt dışına gittiğini ve yoldan saptığını söyledi. ...2019 yılında Urumçi'deki olaylar sırasında lisedeydim. Büyük annemin yaptıklarından duyduğum utançtan dolayı okuldan ayrıldım. Bir yıl hiç evden çıkmadım. Rabia'nın Japonya'yı ziyareti sonrası aile tüm ilişkilerini tamamen kesmiş. Onu aradık ve neden birçok Çinliyi öldüren savaş suçlularını ziyaret ettin, neden böyle bir yere gittin diye sorduk. O zamandan sonra iletişim kurmayı bıraktık. Ondan telefon almamak için telefon hattını çektim. Sanırım bizi kendi amaçları için kullanıyor. Deniz aşırı bölücüler tarafından da kullanılıyor. Dürüst olmak gerekirse utanç ve tedirgin hissediyoruz. Aydidar ve Kadriye Keyser 20'li yaşlarındalar. Sincan'da varlık ve düzenli bir yaşam sürüyorlar. Okula, alışverişe, sinemaya gidiyorlar. Sokakta özgür ve mutlular. Hiç kimse bize baskı yapmıyor. Özgürlük yasalara uygun olarak istediğimizi yapmaktır. Bazı Sincan kadınları etkilenen insanlar tarafından zorlandığı için özgürlükleri yok. Umarım büyük anne söylentileri yapmayı ve barışçıl hayatımızı rahatsız etmeyi bırakabilir. Ya, Chanel ya, SK2 ya. Bu okulum, Sincan İlk Üniversitesi. Ailesine göre Rabia Kader ayrılıkçı söylemleriyle sadece ülkesine değil ailesine de zarar verdi. Bize Sincan'daki yaşamlarımızı sordu. Oldukça iyi yaşıyoruz. Eid al-Fitr'di, aile ve arkadaşlarımızla dans ettik ve şarkı söyledik. Ona fotoğraf ve video gönderdik. Ona yalan söylediğimizi düşündü ama biz burada gerçekten iyi bir hayat yaşıyoruz. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki terör faaliyetleri nedeniyle tutuklanan Rabia Kader tedavi için serbest bırakıldıktan sonra 2005 yılında Amerika'ya kaçtı. Yıllar içinde Amerika üzerinde Çin'i hedef alan ayrılıkçı faaliyetler yürüttü. Ailesi ise Kader'in faaliyetlerini hiçbir zaman onaylamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde Libya, terörle mücadele, Diyarbakır'daki anneler ve HDP ile CHP'lilerin birlikte tiyatro izlemesi vardı. 2019 yılını değerlendirdi. Başlıklar arasında terörle mücadele, 2019 yılına damga vuran Diyarbakır'daki anneler ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler vardı. Ülkemizi kendi sahillerine hapsetmeye yönelik bir senaryoyu hayata geçirmeye çalıştılar. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ardından da Libya ile yaptığımız anlaşmalarla bu oyunu da bozduk. Türkiye ve Libya arasındaki deniz ve askeri işbirliği gözleri Kuzey Afrika ülkesi Libya'ya çevirdi. Türkiye ve Libya deniz kıyıları arasında kalan bölgede
her iki ülkenin onayı olmadan arama ve sondaj faaliyeti yapılması ya da boru hattının geçirilmesi hukuken artık mümkün değildir. 2020'de bu alanları ruhsatlandırıp en hızlı şekilde arama ve sondaj faaliyetlerine başlıyoruz. Erdoğan, Libya'ya destek vermeye devam edileceğini söyledi. Libya'daki meşru hükümetin ayakta kalmasını ve istikrarı sağlamak için bu ülkeye askerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin güvenliğinin sınırları dışında başladığının bilinciyle siyasi, ticari, insani, diplomatik ve askeri tüm imkanlarımızı güneyimizdeki coğrafyanın istikrarı için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Terörle mücadele de gündemindeydi. Yılın bilançosunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirilerek pek çok eylem engellendi. Erdoğan, Diyarbakır'da eylem yapan anneler üzerinden de HDP ve CHP'yi eleştirdi. Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu örgüt içindeki çözülmeyi artırdı. Fakat enteresan olan bir şey var. Diyarbakır anneleri malum siyasi partinin önünde aylardır dururken bir de bakıyorsunuz ki ana muhalefetin başı ve heyeti yanında yine o partiyle birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıyla devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK ile mücadelede Suriye'yle işbirliği yapabileceğini söyledi. Bölgesel aktörleri tanımak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Rusya'nın Amerika ve Avrupa ülkeleri gibi PKK'ya silah ve para yardımı yapmadığını belirtti. Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz için işbirliği çağrısını yeniledi. Deniz yetki alanlarının sınırlarını, yani bizim kıta sahanlığımızın batı sınırlarını... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yani bu bölgeler eskiden belirsizdi. Peki şimdi bu bize beraber ne kazandı, kazandıracak? Bizim kıta sahanlığımızın bir kere alanı arttı. Ve batı sınırları da belli oldu. Moskova'da yapılan Suriye zirvesi de sıcaklığını koruyor. Çavuşoğlu'na bu görüşme sonrası Şam'la doğrudan temas kurulup kurulmayacağı soruldu. Gayet net bir şekilde istihbarat düzeyinde görüşmeler olabilir demişti. Ve bu görüşmede bu kapsamdadır. Ve şu anda o görüşmede de tabii ki basına da zaten yansımalar doldu. İşte YPG, PKK onlar için de bir tehdittir. Yani Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü için bir tehdittir. YPG, PKK. Esad içinde yani. Evet, tabii ki Esad içinde. Rusya yani içinde. Bir zaman Türkiye'nin sınır bütün, özür dilerim, Suriye'nin sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ve bu konuda da herkesten samimiyiz. Rusya ve PKK ilişkisine ilişkin soruya Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı koalisyon ülkelerinin yardımlarını hatırlatarak cevap verdi. İkiyüzlülüğünü siz de mi söylediniz? Hatta Rusya bile, yani biz orada kiminle ittifak şimdi içindeyiz batılla, bu konuda? Batılla, batılılar derken Amerika da bunun içinde, içinde. Avrupalılar da bunun ama içinde. Ama Rusya da o pakette efendim. Ama bakınız Rusya, şimdi yiğidi öldür hakkını yeme derler. Rusya ta başından beri YPG'lilerin de siyasi sürece dahil edilmesini savunuyordu. Yeni bir şey ta ki onlar tamamen Amerika'nın kontrolüne geçmesine rağmen. Koalisyonun içindeki ülkeler gibi ve özellikle Amerika gibi götürüp de bu YPG, PKK'ya silah desteği ya da başka destekler vermedi. Siyaset gündemini domine eden Libya'da ateşkes sürecinin bölgesel etkilerini anlattı Çavuşoğlu. Doğu Akdeniz'de vatan sınırlarını korumak için atılan adımlardan geri atılmayacağını belirten Çavuşoğlu, işbirliği çağrısı yaptı. Tüm ülkelerle, Rum kesimi hariç, böyle bir işbirliğine varız. İsrail'de dahil. Şimdi İsrail'le bizim bir kere karadan karaya bu şekilde o Cumhurbaşkanımızın gösterdiği haritada olduğu gibi birbirimizi görmemiz lazım. Burada görebilmek Mısır'da için arada biliyorsunuz Kıbrıs var. Kıbrıs neticede Rum kesimini tanımasak da bir ülke.
Dolayısıyla burada İsrail'le esas işbirliğine ileride gidilecek nokta, onlar boru hattını eğer uluslararası piyasalara götürmek için boru hattını inşa edeceklerse, bizim kıta sahanlığımızdan geçmesi için bizimle işbirliği yapmak zorunda. Yani biz de, kısacası bizden izin almak durumunda. Peki. Şu gördüğümüz turuncu bölgede Libya ile ilgili gelişmelerle devam edelim. Libya konulu Berlin zirvesine artık sayılı günler kaldı sevgili izleyiciler. Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serraç'tan sonra Halife Hafter Berlin'e gideceğini açıkladı. Serraç ise zirve öncesi başkent Trablus'ta çeşitli temaslarda bulundu. 19 Ocak'ta Berlin'de yapılacak Libya zirvesi öncesi taraflar hazırlıklarını yapıyor. Almanya Başbakanı Merkel zirveye Libya'daki tarafları da davet etmişti. Ulusal Mutabakat Başkanı Faiz El-Sarraç'tan sonra Halife Hafter de Berlin'e gideceğini duyurdu. Hafter'in Berlin'e Tobruk Merkezi Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih ile gideceği ifade edildi. Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz El-Sarraç Berlin zirvesi öncesinde Trablus'ta siyasi, askeri ve sivil unsurlarla bir araya geldi. Ulusal Mutabakat Hükümeti Basın Müsteşarı Hasan El-Huni toplantı ile ilgili bilgi verdi. Huni, Sarraç'ı Moskova süreci ve Berlin zirvesine ilişkin bilgi verdiğini bildirdi. Huni, Libya'daki çatışma ile ilgili Avrupa'yı sert eleştirdi. Türkiye ve Rusya'nın hamlesinden duyulan memnuniyeti dile getirdi. Libya konusunda hareketsiz kaldıkları veya oynamaları gereken rolü oynamadıkları için Avrupalılar önce kendilerini suçlamalı. Trablus ve diğer Libya kentlerinde hayatın normale dönmesi, Libya'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve Rusya'nın bu girişimlerini memnuniyetle karşıladık. Şimdi gözler 19 Ocak'ta yapılacak Berlin zirvesinde. Zirveye Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcileri de katılacak. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin zirvesi öncesi Hafter'le bir görüşme gerçekleştirdi. Heiko Maas ardından Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bingazi'de gerçekleşen görüşme sonrası Hafter'in Berlin'de düzenlenecek Libya konferansının başarılı olmasını sağlamaya ve prensip olarak konferansa katılmaya hazır olduğunu söylediğini açıkladı. Maas, Hafter'in mevcut ateşkese uyacağına söz verdiğini de sözlerine ekledi. İsrail'e devam edelim. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkin rolü İsrailli yetkililerde endişe yarattı. İsrail, 2020 askeri istihbarat raporunda Türkiye'yi tehdit olarak gösterdi. Raporda Türkiye'ye ilk kez yer verildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki başarılı hamleleri saldırganlık olarak nitelendirildi. Türkiye'nin dış politikası hedef alındı sevgili izleyiciler. İsrail askeri istihbaratının 2020 tahminleri raporunda Türkiye saldırgan ve çatışmacı olarak yer aldı. İsrail bölgedeki hedeflerinin önündeki en büyük engel olarak Türkiye'yi görüyor. Her yıl İsrail devlet kademelerine sunulan raporda Türkiye ilk kez yer aldı. Times of İsrail'in haberine göre Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik adımlarının ve bölgedeki gücünün saldırganlık olarak değerlendirildiği görüldü. Raporda Türkiye ve İsrail arasında bir sıcak çatışma öngörülmüyor. Ancak Türkiye'nin dış politikasından duyulan rahatsızlık açıkça dile getiriliyor ve Türkiye'nin bölgede oynadığı etkin rol çatışmacı olarak nitelendiriliyor. Rapora göre Türkiye, önümüzdeki yıllarda dikkatle takip edilmesi gereken en üst seviyedeki tehlikelerden biri olarak analiz ediliyor. 2019 Ocak ayında İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın başkanı Yossi Cohen, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısırlı yetkililerle yaptığı toplantıda Türkiye'nin bölgede artan etkisine karşı tedbir alınması gerektiğini söylemişti. Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili görüşmede de bölgesel konular ele alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar sabah saatlerinde ilk olarak İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri ile konuştu. Akar daha sonra
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki telefon görüşmesinde başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ve İran'da düşürülen Ukrayna uçağında vatandaşlarını kaybeden ülkelerin dışişleri bakanları Londra'da bir araya geldi. Kanada, İngiltere, Ukrayna, İsveç, Hollanda ve Afganistan'ın dışişleri bakanları İran'da beklentilerine dönük bir metin üzerinde anlaştı. Kanada Dışişleri Bakanı'nın okuduğu metinde öncelikle İran'dan ilgili ülkelerin yetkililerine tam ve kesintisiz konsolosluk hizmeti verilmesi istendi. Vatandaşlarını kaybeden ülkelere de açık olan bağımsız ve şeffaf bir uluslararası soruşturma çağrısı yapılan metinde İran'ın tüm sorumluluğu alması ve tazminatta dahil olmak üzere ölen yolcuların ailelerine yönelik tüm sorumluluklarını kabul etmesi istendi. Ayrıca bağımsız bir ceza soruşturmasıyla sorumlulardan hesap sorulması ve bu sürecin insan haklarına uygun, şeffaf ve tarafsız olmasının önemine dikkat çekildi. Efendim, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar'la nükleer anlaşmayı görüştü. İran devlet medyasındaki haberlere göre Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Resina Dialog 2020 toplantısına katılmak üzere Yeni Delhi'de bulunan Zarif, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'la bir araya geldi. Görüşmede nükleer anlaşma ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Zarif'in Yeni Delhi'de Avustralya Dışişleri Bakanı Maris Payne'le de bir görüşme gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada Zarif-Payne görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu da kaydedildi sevgili izleyiciler. Yurda dönelim. Terör örgütünün yurt içindeki hareket kabiliyetini sıfırlamak için başlatılan kapan operasyonları genişletiliyor. Bu kapsamda Batman'da Kapan 4 Mava operasyonu başlatıldı. Irak'ın kuzeyindeki teröristler de hedefteydi sevgili izleyiciler. Hakurk'ta 3 PKK'lı öldürüldü. İçişleri Bakanlığı'nca Batman'da Kapan 4 Mava operasyonu başlatıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanı'nın bizzat yönettiği operasyona 795 personel katılıyor. Operasyonla Batman'da Mava barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. Daha önceden benzer nitelikte Mardin'de Kapan 1 Bagok, Hatay'da Kapan 2 Amanoslar ve Hakkari'de Kapan 3 Kabaklı operasyonları yapılmıştı. Dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne eleman bulabiliyorlar, ne yiyecek bulabiliyorlar. Van'da da PKK'lılara göz açtırılmıyor. Teröristlerin kış üstlenmesine geçit vermemek için jandarma ekipleri operasyon icra etti. Van, Hakkari ve Şırnak üçgenindeki Çalyan Yaylası'nda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in yönettiği operasyona 200 kişilik 14 tim katıldı. Arkadaşlar, teröristleri arayıp bulmak, imha etmek maksadıyla operasyonumuzu başlattık. Kar kalınlığının 1 metreye geçtiği ve hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü dağlarda arazi didik didik arandı. ...50 metre genişliğinde ve 50 metre uzunluğunda bir sığınak tespit edildi. 8 el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Terörle mücadele yurt dışında da sürüyor. F-16'lar bu kez Irak'ın kuzeyindeki PKK'lılar için havalandı. Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi. İlk bilgilere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ve politika faizi %11.25'e geriledi. Merkez Bankası'ndan ölçülü faiz adımı geldi. 75 baz puan indirimle piyasa beklentileri karşılandı yapılan açıklamada. İstikrar vurgusu ise öne çıktı sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizin aşağı inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık dedi. Merkezin bu adımına piyasaların ilk tepkisi ise olumlu oldu. Merkezin faiz indirimi politikası sürüyor. 2020'nin ilk toplantısında da indirim kararı çıktı. İnmesi gerekir dedik.
indi, iniyor ve bugün de yine bir açıklama yapılacak. Ve o açıklama yapıldı. Merkez Bankası 75 baz puanlık indirim yaptı. Böylece %12 olan politika faizi %11,25'e geriledi. Geçen sene yaklaşık 7 ay %24 olarak uygulanan politika faizi 5 ayda yarı yarıya düşürülerek %12'ye çekilmişti. Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık. Merkez Bankası'nın Murat Uysal'ın başkanlığında yaptığı yılın ilk para politikası kurulu toplantısından istikrar mesajı çıktı. Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'da 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde ekonomi de vardı. Geliyorum ekonomiye. Tıpkı Merkez Bankası gibi istikrar vurgusu yaptı. Yeni ekonomi programımız yürürlüğe girdi. Programın temel hedefleri fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesidir. Bu açıklama ve faiz indirimi sonrası piyasalardan ilk tepki olumlu oldu. Dolar 5.87'den 5.85 liraya düştü. Borsadaki zirve yürüyüşü devam etti. Borsa İstanbul günün ilk yarısında 122.482 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Merkezin faiz kararını ölçülü ve yerinde bulan analistler, enflasyon rakamlarına bakılarak önümüzdeki aylarda da benzer adımlar atılabileceğini düşünüyor. Gaziantep'e gidelim. Gaziantep'in Eskiciler Çarşısı ve Et Pazarı için yıkım kararı alındı. 19 yılda şehrin kalbinde mesai yapan esnafa şehir dışında bir yer gösterildi. Seçim zamanı verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen esnaf Ulusal Kanal'dan belediyeyi uyardı. Onlarca insanın ekmek yediği Gaziantep Spotçular Çarşısı Nisan ayında yıkılacak. Gaziantep guruldu kurallalı. Gazaken yine varmış. Halep'in vilayet, Gaziantep, Gazaken yine bit pazarı vardı. Ben 53 yıldan beri bit pazarındayım. Seçim zamanı verilen sözler tutulmadı. Gaziantep'in en eski mekanlarına ev sahipliği yaptığı Eskiciler Çarşısı ve Et Pazarı yıkılıyor. Şehrin kalbinden taşınmak isteniyor. Büyükşehir bizden burayı tahliye etmemizi istiyor. 4. ayın birinde. 3 ay gibi kısa bir zamanda hiç kimse bir evini bile taşıyamaz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar pazar esnafına tebliğ edildi. 19 yıllık ekmek teknelerinden vazgeçmek istemeyen esnaf tepkili. Biz de şimdi esnaf olarak mağduruz. Burada 80 tane spotçu, 32 tane de kasap esnaf var. Bir de otoparkımız var bizim. Tam 32 yıldır esnaflık yapıyorum. Büyükşehir'in gerekçesi kolonlarda çatlama var, duvarlarda patlama var. Yok kardeşim, bizim kolonlarda çatlama yoktur. Duvarlarda her inşaat çalışır. Çalıştığında da işte belli bir sebeple yarılmaları, bilmem kımlamalar olur. Esnafa seçim döneminde yeni yer sözü verilmiş ama bu sözlerden dönülmüş. Bize seçimden önce verilen bir söz var. Bize verdikleri sözü yerine getirsinler, biz genelden bir şey istemiyoruz. Eğer bu ülkede demokrasi varsa, eğer bu ülkede insan hakları varsa, eğer bu ülkede seçmen hakları varsa, ki seçmen hakkının altını çizerekten söylüyorum seçim öncesi yapılan vaatlerden dolayı, bunlar varsa bizim sesimiz duyulsun. Seçim döneminde esnafa verilen yeni spotçular çarşısı sözü başka bir seçime kalmış gibi görünse de esnaf tepkili ve eylemlere hazırlanıyor. Biz ne olursa olsun burayı yıktırmayacağız. Eğer yıkmak istiyorlarsa biz buna saygı duyacağız ama bize karşılığında yer göstermek zorundalar. Yurttaşların daha uygun fiyata her türlü ihtiyacını giderdiği bit pazarında neredeyse yok yok. Bit pazarında onlarca insan da hem ekmek yiyor hem de vergisini ödüyor, işçi çalıştırıyor. 7 yaşından beri bit pazarındayım ama aşağı bit pazarından buradayım. 53 yıl oldu pazardayım, ben esnafım, pazarın esnafıyım. Evet. Ve benim gibi birçok arkadaşların hepsi de pazar esnafı. Burası ekmek kapısı. Biz ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Bugün 70-100'ün üzerinde esnaf burada maliye mükellefi. Benim yanımda çalışan 5 tane sigortalı işçim var. Bunlara ben ülkeye katkıda bulunuyorum. Ülkeden bir medet ummuyorum. Çare arayan esnaf Ulusal Kanal aracılığıyla yetkililere seslendi. Kendiler kendilerine rapor tutmuşlar. Ama gelsin beraber tutalım raporu. Aşağıdaki kolonları da çekin. Yani kolonların her bir tanesi yani
bu 15 sene değil 150 sene götürecek kolonlar. Yani. Sevgili belediye başkanımıza ve devlet büyüklerine ricam bu kadar insanın ekmeğiyle oynanmasın. Ya yıkım ertelensin veya bize yeni bir yer gösterilsin. Milletin aç kalmaması için, çoluğun çocuğun okula göndermesi için, buradan para kazanıyor, ev kirası için, elektrik parası için vesaire bütün ihtiyaçlarını buradan temin edilir. Burası yıkıldığı zaman bu adamlar ne yapacak? İster bize satsınlar parayla, isterse satmasınlar, kiraya versinler. Nasıl istiyorlarsa, kendileri nasıl arzuluyorsa, seçim öncesi verdikleri vaatleri, sözleri, biz bunları tekrarlamalarını istiyoruz. Lütfen sözünüzü tutun ve bize güzel bir yer verin. Efendim, Ege Kurum Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2019 ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye 2019'da 1.4 milyar dolar kuru meyve ihracatı yaptı. Bu ihracat 894 milyon doları ise Ege bölgesinde gerçekleşti. Çekirdeksiz kuru üzümde 2018'den bu yana bir değer artışı var. İhracatçılar bu artışın nedenini devletin toprak mahsulleri ofisi aracılığıyla piyasaya müdahale etmesi olarak açıkladı. İhracatçılar 2020'de de devlet müdahalesinin devam etmesini istiyor. Türk kuru meyve sektörü 2019 yılında ülkemize 1 milyar 418 milyon dolar döviz kazandırdı. Bu ihracatın 894 milyon dolarlık büyük dilimi ise Ege bölgesinden yapıldı. Ege İhracatçılar Birliği'nin ise toplam Türkiye kuru meyve ihracatındaki payı %63 oranında, yani 894 milyon doları gerçekleşti. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep 2019 yılını değerlendirdi. 2019 yılında çekirdeksiz kuru üzümün ihracat fiyatında ortalama 2150 dolar seviyesine ulaştık ve ülkemize 524 milyon dolar döviz girdisi sağladık. Celep, kuru üzüm ihracatındaki değer artışını Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üzüm alımına bağladı. Bu başarıdaki en büyük etken ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sezon başında kuru üzüm fiyatını Sayın Bakanımızın talimatı doğrultusunda 10 TL'nin aşağı altına düşürmeyeceğini açıklamasıydı. Bu müdahale Türk üzümünün düşük fiyata satılmasına ve ekonomimizin değer kaybına uğramasına engel oldu. İhracatçılar 2020 yılında da devletin kuru üzüm ve kuru incir piyasasına müdahale etmesini istiyor. 2020-2021 çekirdeksiz kuru üzüm sezonu öncesinde üreticilerimize güven telkin edilmesi ve piyasayı bozucu spekülasyonların önüne geçilmesi için bir yol haritası belirlenmesi ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin önümüzdeki sezonda da çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapacağının açıklaması sektörümüz ve ekonomimiz açısından hayati önem arz etmektedir. Ege bölgesinden yapılan çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatının en fazla artış gösterdiği ülke ise Çin Halk Cumhuriyeti. Hedef pazarlarımızın en önemlisi olan Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracat performansımıza baktığımızda 2018 yılında 3.1 milyon dolar olan ihracatımız 2019 yılında %95 artarak 6 milyon doların üzerine çıkmıştır. Ege Kuru Meyve Mamulleri İhracatçıları Birliği başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere Asya Pasifik ülkelerine yönelik ihracatı arttırmak istiyor. Bu çerçevede 2020 yılında Çin ve Hindistan'da önemli tanıtım faaliyetleri yapılması planlanıyor. Ve öğrencilerin dört gözle beklediği yarı yıl tatili başlıyor. 15 gün sürecek tatilde bir dönemin yorgunluğu atılacak. Eğitim uzmanları da öğrencilerin tatilde sosyal aktivitelerin yanı sıra günde 2 saat ders çalışmasını da öneriyor. Yarı yıl tatilinde genellikle dinleneceğim. Dinleneceğiz tabii ki de tatil olduğu için. Yarı yıl tatili öğrenciler dinlensinler diye verilen bir ara. Sömestr tatili için öğrencilerin geri sayımı başladı. Babaanneme gideceğim, orada olacağım. Sonra orada ismini bilmediğim bir
Almanya'ya gideceğim. Ben genellikle evde kalmayı düşünüyorum. Çünkü ben hep ev kuşuyum. Yani genel olarak ama dinleneceğiz. Öğrenciler bir dönemin yorgunluğunu atacağı 15 günlük tatil sürecine girecek. Sinemaya gidecekler, tiyatroya gidecekler, kültürel etkinlikler yapacaklar, müzeleri gezecekler. Ama her gün 2 saatlerini okula ayıracaklar. Yarı yıl tatilinde ben de gezeceğim ama yine de dersleri ihmal etmeyeceğim. Tabii tatili en yararlı şekilde kullanmaları şart. Sadece 2 saat çık. 24 saatin 2 saati kendi eğitimlerinin, 22 saati kendilerinin. Ne yapacaklar o 2 saat içerisinde? Öncelikle her gün 1 saat kitap okuyacaklar. Onun dışında sene başından itibaren bugüne kadar işlemiş oldukları ünitelerin şöyle bir genel tekrarını yapacaklar. Oradan kopmayacaklar. Zaten çoğunlukla derslere de çalışacağım. 15 günlük tatil, lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için de büyük avantaj. 8. sınıflar ve 12. sınıflar, hatta 11. sınıflar, onlar için bu ara tatil en iyi genel tekrar dönemleridir. Onlar sınav hazırlık grupları olduğu için biraz daha fazla 5-6 saati bulan şekilde çalışmaları gerekiyor. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, yarı yıl tatiliyle ilgili hem öğrencilere hem de velilere önerilerde bulundu. Veliler şunu bilecekler, bu çocuklar aileleri için ders çalışmıyor. Her öğrenci sadece kendisi için ders çalışıyor. Aileler çocuklarına bu bilinci verebilmek için ilk önce sorumluluk duygusunu geliştirecekler onların. Çocuklarına şu an ailelerin en büyük hatalarından bir tanesi, çocuklarının yapmaları gereken işi kendileri üstleniyor. Bir tatile gideceğim yani, Yalova'ya gideceğim. Uyuyacağım, 2 saatte ders çalışacağım, son haftada Uludağ'a gideceğim. Sensörlü lamba, 1 saat ücretsiz bisiklet projesi. Akıllı Şehirler ve Belediyeler sergisine katılan AK Partili belediye başkanları ulusal kanala özel konuştu. Ankara'da yapılan ve 2 gün süren sergide AK Partili başkanlar kendi şehirlerindeki başarılı projeleri anlattılar. Projelerde teknolojiye uyumlu kentler hedefi ise dikkat çekiyor. Teknolojik gelişmelerle örtüşecek bir şekilde akıllı şehirler modunu yakalamamız gerekir diye düşünüyorum. Belediye başkanları standlarda projelerini tanıttı. Biz bu miktarları başka ülkelere kaptırmak yerine kendimiz üreterek hem insanımıza istihdam imkanı hem de ülkemize katma değer oluşturmak gayreti içerisinde olmamız gerektiğini ifade ediyorum. Akıllı Belediyeler Kongre ve Sergisi Ankara'da yapıldı. 2 gün süren kongre ve sergi Türkiye Belediyeler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlendi. Ulusal kanala konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, akıllı şehirlerin önemine değindi. Şehre köyden göçle birlikte şehrin sorunları da beraberinde geliyor. Bu sorunları çözme noktasında, o şehirde yaşayan insanların rahat yaşamları noktasında sizler teknolojik gelişmelerin ışığında neler yapabilirsiniz? O teknolojik gelişmeleri şehirde ne kadar yansıtabilirsiniz? Akıllı şehirleri bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Fuarda geleceğin akıllı şehirleri göreceğe çıktı. Belediye başkanları projelerini anlattı. Gaziantep Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, kentlerdeki bisiklet uygulamasını destekliyor. Her alandan otobüs geçmiyor. Otobüsten indiniz, mahallenize gideceksiniz yakın bir yere. Bizim bisiklet istasyonları var. Bir saat içerisinde o bisikleti kullanırsanız bu ücretsiz. Şırnak Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güler belediyelerin birbirlerinden beslendiklerini vurguladı. Bu tür akıllı şehirlerdeki uygulamalar, ondan sonra bisiklet yolları olsun, tüm bu tür yenilikleri biz de ilimizde uygulamak için geldik. Standları gezip fikir alışverişinde bulunuyoruz. Herkesin tecrübelerini buraya getirmesi ve burada birbirine aktarması elbette belediyecilik hizmeti anlamında çok önemlidir. Scooter'dan sensörlü lambaya kadar birçok akıllı şehir çözüm önerisi fuarda tanıtıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise güneş enerjisiyle çalışacak sensörlü lamba projesini hayata geçireceklerini söyledi. Park ve bahçelerde, caddelerimizde çok yanan lambalarımız var ama şimdi biz bunu güneş sistemine çevirmek ve artı sensörlerle getirerek, yani oradan biri geçtiği zaman az yanması, geçtiği zaman da ışığın birden çoğalmasını oluşacak yeni bir sisteme geçmeyi arzu ediyoruz. Kongre ve sergiye özel olarak davet edilenler arasında Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Hülya Yerbuz da vardı. Burada önemli olan akıllı şehirler yaşanabilir kolaylık ve zaman kazanma, hayatı kolaylaşma açısından son derece yerinde, ancak bütün altyapısıyla beraber bunu hazırlamadıktan sonra faydası yok. Beni en çok etkileyen olay
sensörlerle, artık robotik makinalarla şehirleri kontrol etmek. CHP'nin kongre süreciyle devam edelim. Ana Muhalefet Partisi CHP'de kongre süreci tartışmalı geçiyor sevgili izleyiciler. Ankara İl Başkanlığı için mevcut il başkanı ile birlikte 5 isim öne çıkıyor, ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tek bir adayda karar kılınarak kongrenin yapılmasını istiyor. Kavgaya değil, gerginliğe değil, huzura ihtiyacımız var. CHP'de il kongre süreci tartışmalı devam ediyor. Tasada ve kıvançta beraber olduğumuzu, savunduğumuzu gösterir. CHP'de 37. olağan kurultay takvimi kapsamında mahalle ve ilçe kongreleri neredeyse tamamlandı. İlçe kongrelerinin ardından il kongreleri başlayacak. CHP'nin il kongrelerinde merak edilen illerin başında Ankara geliyor. Ben değil, biz ne olacağız diyenlerle birlikte mazlumun ve mağdurun yanında olacağız. Ankara'da pazar günü yapılacak seçimlerle ilçe kongreleri tamamlanacak ve il kongresi hazırlıkları başlayacak. Ancak Ankara İl Başkanlığı için tartışmalı bir süreç yaşanıyor. Başkentin başkanlığına mevcut il başkanı Rıfkı Güvener'in yanı sıra Ali Hikmet Akıllı, Umut Akdoğan, Necati Yılmaz ve Ayhan Yalçınkaya gibi isimlerin de aday olacağı belirtiliyor. Görevlerinizi hatırlatacağım. Ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongreye çok adaydan ziyade tek adayla gidilmesini istediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu bu konuya müdahalede bulunması için yeni mahalle belediye başkanı Fethi Yaşar'ı devreye soktu. Yaşar'ın bazı ilçe belediye başkanları ve milletvekilleriyle 13 Ocak'ta bir balıkçı restoranında toplantı yapması CHP'de itirazlara neden oldu. İl başkanının restoranda belirlenemeyeceği, delegelerin iradesiyle seçileceği itirazı yapıldı. Ulusal kanalın edindiği bilgilere göre de CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde kazanılan büyük şehirlerin il başkanlarıyla yola devam etmek istediği konuşuluyor. Her birinize tek tek görev vereceğim. Öte yandan uzun süredir CHP'nin rotasını belirleyen 10 Aralık hareketi kongre sürecinde yine gündeme geldi. Kulislerde HDP ile ittifakı savunan, açılım politikalarını destekleyen 10 Aralık hareketinin Ankara İl Başkanlığı yarışında bazı isimlerle dirsek teması kurduğu iddia ediliyor. Efendim, şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından dünyadaki gelişmelerle bültenimize devam edeceğiz. Saatlerimiz 24'e yaklaştı. Ticaret savaşlarıyla gece görüşüne devam edelim sevgili izleyiciler. Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşına ara verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Lu He faz 1 anlaşmasını imzaladılar. Beyaz Saray'da yapılan açıklamalardı. İki taraf da yeni bir dönemin başladığını vurguladı. ABD Başkanı tarihi bir anlaşma imzalandı dedi. Anlaşma kapsamında Çin Amerika'dan yapacağı ithalatı arttırırken Amerika da Çin'e daha fazla ürün satma şansı yakaladı. Faz 1 anlaşması uzmanlar tarafından kısa vadede önemli bir uzlaşı olarak değerlendiriliyor. Amerika ve Çin arasındaki sert ticaret rekabetinde tansiyon düşürüldü. İki ülke arasında imzalanan faz 1 anlaşmasıyla ticaret savaşlarında yumuşama dönemi başladı. İmza töreni Beyaz Saray'da yapıldı. Çin Başbakan Yardımcısı Lu He'nin Washington'daki temaslarının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la birlikte imzalar atıldı. Amerikan Başkanı Trump konuşmasında Amerika ve Çin daha önce yapılmamış tarihi bir anlaşma imzaladı dedi. Bugün ABD ile Çin arasındaki tarihi ticaret anlaşmasının birinci aşamasını imzalayarak Çin'le daha önce hiç yapılmamış, adil ve karşılıklı ticaretin geleceğine doğru önemli bir adım atıyoruz. Çin tarafı da anlaşmayla ilgili olumlu mesajlar verdi. Lu He, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in mesajını okudu. Çin ve ABD arasındaki birinci aşama ekonomik ve ticari anlaşma, iki ülke ve dünya için iyidir.
İki taraf anlaşmayı uygulamaya koymalı ve ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin ilerlemesini arttırmak için olumlu bir rol oynamalıdır. Çin ve ABD arasında sağlıklı ve istikrarlı bir ilişki sürdürmek her iki tarafın çıkarlarına uygundur ve iki tarafın ortak çabalarına ihtiyaç duymaktadır. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ile yarı yolda buluşmaya hazır ve ben de sizinle yakın temaslarda bulunmaya hazırım. Faz 1 ile iki ülke karşılıklı hamlelerle ilişkileri yumuşattı. Anlaşma iki taraf için de avantaj sağlıyor. Anlaşmaya göre Çin önümüzdeki 2 yıl boyunca 200 milyar dolarlık ABD ürünü satın alacak. İthalat yüksek miktarda tarım ürünlerinde yapılacak. Bunun karşılığında Amerika'da 120 milyar dolarlık üründe tarifeleri yarı yarıya indirecek. Uzmanlar kritik aşamanın faz 2 anlaşması olduğu görüşünde. Faz 1'deki taahhütlerin yerine getirilmesi faz 2'nin önünü açacak. Amerika ve Çin arasındaki fikri mülkiyet hakları, bankacılık ve piyasa düzenlemeleri gibi temel problemler de faz 2 ile çözüme kavuşabilecek. Kerkük'e gidelim. Kerkük'te 16 Ocak Türkmen Şehit Günü kapsamında anma töreni düzenlendi. Törene Türkmeneli coğrafyasından çok sayıda vatandaş katıldı. Ulusal kanalın Kerkük'te yerinde izlediği anmada Türkmenler için birlik, beraberlik mesajları verildi. İl biz bu günü seçtik, Türkmenlerimiz, hepsi kayıtlarımız, liderlerimiz. Çünkü bu ilde, bugün de büyük büyük liderlerimiz şehit olundu. 16 Ocak Türkmen Şehit Günü kapsamında Kerkük'ün Musalla Mahallesi'nde bulunan Necdet Koçak'ın mezarı başında anma töreni düzenlendi. Türkmen millet olarak şehitlerimizin tuttuğu yolda devam edeceğiz. Yaşasın şerefli Türkmen millet. Sağ olun. Irak'ta yaşayan Türkmenler için önemli bir isim olan doçent doktor Necdet Koçak'ın kitapları bugün Kerkük'te bulunan Türkmen Kardeşlik Ocağı içerisinde sergileniyor. Buraya gelen vatandaşlar bu kitaplardan faydalanabiliyor. 16 Ocak'ta 4 tane büyük lider kadromuzdan idam edildi. Başta Necdet Koçak, Abdullah Abdurrahman, Adil Şerif ve Doktor Rıza Demirci. Törene Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, yerel yetkililer ve çok sayıda Türkmen şehit ailesi katıldı. Bizim 16 Ocak'ta büyük liderlerimizin kanları yere töküldü. O liderlerimiz olmasaydı şimdi biz bu dili burada, Kerkük'te, Türkmeneli'de ay yıldızlı bayrağı dağlanmazdı. Erşat Salihi konuşmasında Türkmen ailelere seslendi. O ispat etti ki bu millet hiçbir zaman düşmez. Bu millet büyüktür, bu millet dirayetlidir, bu millet direnişe, mukavemete caddesinden başlar, başkalarının da projesini bizim bölgemizin üzerinde iptal eder. Yaşasın Irak Türkmenleri. Irak Türkmen Cephesi Bağdat İl Başkanı da ulusal kanal aracılığıyla Türkmenlerin manevi desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Şimdi günüdür. Türkmenler sıkıntı içerisindeydi. Biz hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur. Bizim ihtiyacımız siyasi manevi desteğe ihtiyacımız var. O zaman bir bağrı çıksın Türk dünyasının bir devletinden, o zaman biz güçlüyüz. Pakistan'da günlerdir süren yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelen çığda ölü sayısı 100'e ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor. Pakistan'ın Keşmir bölgesine meydana gelen çığda hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken çığda Samina ve Safiye adlı iki çocuğa ulaşıldı. Çocuklar sağlık kontrolü için askeri hastanede tedavi altına alındı. 18 saat çığın altında kalan çocuklardan 12 yaşındaki Samina evin bir odasında kaldığını söyledi. 6 yaşındaki Safiye'nin ise bazı kemiklerinde kırıklar olduğu belirtildi. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı çığ nedeniyle 90 kişi yaralandı, 213 ev hasar gördü bilgisini aktardı. Arama kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor. Mısır'a gidelim. Mısır polisi Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenlemişti. Hatırlayacağınız üzere polis biri Türk vatandaşı olan 4 çalışanı gözaltına almıştı. Mısır'da gözaltına alınan çalışanlardan Türk vatandaşı Hilmi Balcı serbest bırakıldı. Mısır polisi Anadolu Ajansı Kahire ofisini basarak biri Türk vatandaşı olmak üzere toplam 4 çalışanı gözaltına aldı. Güvenlik güçleri sabah saatlerine kadar ofiste arama yaptı. Çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koydu.
Olayla ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulunurken siyaset medya sendika temsilcileri de yaptıkları açıklamalarla baskını kınadı ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı da konuyla ilgili açıklamada bulunarak Mısır makamları Anadolu Ajansı çalışanlarını derhal serbest bırakmalıdır dedi. Akşam saatlerinde Kazancı'dan bir açıklama geldi. Kazancı, Mısır'da gözaltına alınan çalışanlarından Hilmi Balcı'nın serbest bırakıldığını ve diğer çalışanlarının da serbest bırakılmasını beklediklerini ifade etti. Öte yandan Birleşmiş Milletler'de Anadolu Ajansı çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu belirterek serbest bırakılmaları çağrısında bulundu. Efendim Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım her geçen gün artıyor. Hamidi Arslan adlı anne 14 yaşında kaçırılan oğlu için HDP İl Binası önünde eyleme başladı. Ben kızımı onların eline bırakmam. Diyarbakır annelerinin başlattığı mücadele gün geçtikçe daha da büyüyor. Hep burada kalacağım. Yasemin için mücadele edeceğim. HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Şırnak'ın İdil ilçesinden Diyarbakır'a giden anne Hamdiye ve baba Emin Arslan da oturma eylemine dahil oldu. Onlar 5 yıl önce daha kaçırılan oğulları Mahmut için orada. Anne Hamdiye Arslan Kürtçe yaptığı açıklamada oğlunun kaçırılmasının ardından büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Çerde Sali, kahve çıkın. HDP çocuğumu getirebilir, birbirleriyle anlaşmalı, diyalogları var. Bu çocukları anne ve babalarına getirebilirler. Bu çocuklar çok küçük. Her vakti fikrim aklım eser huya. Arslan, HDP ile terör örgütü PKK'nın ilişkisi olduğunu ifade etti. Ben Necdet Bavi var, çocukken. Kahve çıkın. Baba Emin Arslan oğlunu geri istiyor. Oğlum 14 yaşındaydı kaçırılırken. Benim oğlum herhangi bir mitinge veyahut da başka yürüyüşlere veyahut da terörist propagandasına katılmamış. Daha ortaokulu okuyordu. Burada sesleniyorum. Oğlumu almadan buradan bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Oğlum zorla kaçırıldı. 55 yaşında hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın avukatı Erol Aras son yolculuğuna uğurlandı. Aras için meslektaşları Ankara Adliyesi'nde tören düzenledi. Töreni Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu başta olmak üzere yargı camiasından önemli isimler de katıldı. Birlikte yol yürüdük. Öyle günlerimiz oldu ki 24 saate bir ömür sığdırdık. 28 Şubat davası avukatlarından Erol Aras son yolculuğuna uğurlandı. Mücadelesi hukuk adındaydı. Ankara Barosu avukatlarından Erol Aras 13 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Aras yapılan tüm müdahalelere rağmen 15 Ocak tarihinde yaşamını yitirdi. Hepimiz öksüz kaldık. Ne olur onun emanetlerini hepiniz kalbinizin en güzel yerinde taşıyın. Avukat Aras, 28 Şubat davasında yargılanan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın avukatlığını yapıyordu. Aras son olarak istinaf mahkemesine verdiği dilekçede Karadayı'nın sağlık durumunun iyi olmadığını belirtip davanın öne çekilmesini istemişti. Ulusal kanala verdiği röportajda da 28 Şubat davasının bir FETÖ kumpası olduğunu vurgulamıştı. Karara bağlanması konusundaki müvekkilin düşüncelerini ve gerekçelerini ben de bir dilekçeyle haftanın başında istinaf mahkemesine aktardım. 55 yaşında yaşama veda eden Aras için 16 Ocak'ta Ankara Adliyesi'nde tören düzenlendi. Törene Aras'ın ailesinin yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'yla meslektaşları katıldı. Feyzioğlu törende kısa bir konuşma yaptı. Ülkesine aşıktı, barosuna aşıktı, Ankara barosuna. Biz de onu çok sevdik be. Meslektaşları, yakın arkadaşları da Aras'ı anlattı. Sen bize mesleki dayanışmayı öğrettin. Sen bize dostlarımıza her zaman sadık kalmamız gerektiğini öğrettin. Şunu samimiyetle söyleyeyim. Savunma yetim öksüz kaldı. Onu öldürseniz üzüldüğünüzü görse döner derdi ki ne olur üzülme ben yanlışlıkla seni talim ettim beni öldürmene ne olur üzülme derdi. Böyle bir ciğerdi, böyle bir yürekti. Adliyede yapılan törenin ardından Erol Aras Karşıyaka mezarlığına defnedildi.
Sultan Gazi'de bir inşaatın şantiyesi yandı. Konteynerde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Bir işçi maalesef yanarak hayatını kaybetti. İnşaattaki konteynerde çıkan yangında bir işçi yaşamını yitirdi. Yangın gece saat 2'de Sultan Gazi'de bir inşaat şantiyesinde yaşandı. Şantiyedeki konteyner henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Konteynerde kalan Mert Şen isimli işçi dumanların çıktığını görünce kapıyı açmak istedi ama başarılı olamadı. Kapıyı açamayan Mert Şen bunun üzerine konteynerin camını kırdı. Arkadaşlarına seslendi. İşçiler panikle uyandı. İnşaat alanı boşaltıldı. Daha sonra yanan konteynerdeki Şen'i kurtarmak için harekete geçildi. Kapının kilidi kırılamadı. Konteynerdeki Şen yanarak can verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaat şantiyesine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler söndürüldü. Kapının kilidini kıran ekipler konteynerdeki Mert Şen'in cansız bedenine ulaştı. İşçinin yanarak öldüğünü öğrenen yakınları gözyaşlarını tutamadı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ve 2020 bedelli ve dövizli askerlik ücretleri belirlendi sevgili izleyiciler. Bedelli askerlik ücreti 30 Haziran'a kadar 35.054 lira olacak. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü'nce 2020 bedelli ve dövizli askerlik başvuru duyurusu yayımlandı. Bedelli askerlik 2020 yılı bedelinin 30 Haziran'a kadar 35.054 lira, dövizli askerlik ücretinin 5.261 avro olarak belirlendiği açıklandı. Buna göre bedelli askerlik hizmeti kapsamında bu yıl müracaat edecek hükümlülerin 31 Aralık saat 18'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru koşulları yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirlenen bedelin tercih tarihinden itibaren 2 ay içinde ödenmesini içeriyor. Yoklamasını yaptırmayanların öncelikle askerliğe elverişlidir, sağlık kararı almış olması gerekecek. Fiili askerlik hizmetine başlayanlarla bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor. Uzun süredir gündemden düşmeyen jeotermal santral eylemlerine bir yenisi daha eklendi. İzmir il sınırındaki Havutçuluk köyünde yapılmak istenen jeotermal enerji santraline köylüler tepki gösterdi. Tepkiler üzerine çep toplantısı yapılamadı. Vatan Partisi de köylülerin mücadelesine destek verdi. Jeotermal enerji santrallerine tepki bu kez İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Havutçuluk köyünden yükseldi. Köye yapılmak istenen santral için düzenlenen çet toplantısı köylüyü ayağa kaldırdı. Adım Remzi Eryıldız, Havutçulu Mahalle Muhtarı. Yakın ilimiz olan Aydın'da nelere yol açtığını halkımız az buçuk biliyor. Onlar nerede ararlarsa alsınlar, bizim köyümüze dokunmasınlar. Ondan ıscak sulardı kendilerini olsun, paralardı kendilerini olsun. Ben bir şey istemem. Ben o toprağı neyle aldım biliyor musunuz siz? Hep köylüler hasta olacak, kanser hastalığı olacak. Bu köyde ilkin hiç kanser hastalığı yok. Bak o Germencik tarafını geçersen buraları vuruyor bak. Jeotermalin zararlarını biliyoruz. Havayı zehirlediğini, suyu zehirlediğini biliyoruz. Jeotermali istemiyoruz. Bütün köy halkı da, bütün bölge halkı da bizim yanımızda. Sadece temiz havamız ve temiz doğamız vardı burada. Onu da yok etmesinler. İstemiyoruz bu kadar. Jeotermali istemiyoruz. Hem doğaya hem insanlara karşı. Özellikle de geleceğimiz olan çocuklarımız için temiz bir hava bırakmak istiyoruz. Dağdan bir yük odun getiremiyoruz. Ormaniyeci kadın izin vermiyor. Ama şu anda sıcak suya izin vermiş de duyuyoruz. Yani ayıpladım yani. Ayıp yani ayıp. Ben Çamlık Mahalle Muhtarı. Bu bize 2 kilometre mesafede bir köyümüz. Bir 25-30 kilometre çevreyi etkileyen bir hastalık bu. Ben Yeniköy'denim. Buraya 8 kilometre mesafede Yeniköy'den. Arama işletme ruhsatı bizim köyümüzün sınırlarını da kapsıyor. Biz bu projeye tabii ki karşı çıkıyoruz. Bu jeotermal santral gelince ne olacak? Çiftçi aynı üretimde zeytinini alabilecek mi? Her şeyin fabrikası var, toprağın var mı? ÇED toplantısının yapılmasına izin vermeyen köylüler toplantının yapılmadığına dair tutanakta tutturdu. Köylülere
Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Levent Özciğer de destek verdi. Jeotermali kesinlikle istemiyoruz. Enerjiye karşı değiliz ama bu şekilde çıkartılıp elektriğe dönüştürülmesine kesinlikle karşıyız. Zeytinlerimizi, incirlerimizi mahveden bir uygulamadır. Daha önce Germencik'te de bunların örneklerini gördük, yaşıyoruz. Havuççulu ve Naipli halkının yanındayız. Her zaman destek olacağız. Eyleme katılan Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Bahattin Nazlı da 31 Mart yerel seçimlerinde yasa teklifini gündeme getirdiklerini hatırlattı. Biz jeotermali istemiyoruz, toplantıyı da yaptırmıyoruz diye bir tutarak. Vatan Partisi Aydın İl Başkanlığı olarak 31 Mart seçimlerinde şöyle bir şey ortaya attık. Menderes Havzası'nı koruma kanunu çıkarılmalıdır. Bu havza Türkiye'nin en önemli havzalarından biridir. Bu havzayı korumalıyız. Bunun için yasal bir girişim ve sonuçlandırma yapmak zorundayız. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise yasadaki yanlışlığa dikkat çekti. Bizim söylediğimiz tek şey var. Eğer sermaye ile doğa kavga edecekse biz doğanın, köylünün ve bu toprakların arkasında durmaya devam edeceğiz. Ve bu süreçlerin yegane sebebi değişen kanun sebebiyle yerellere, yerel yönetime bu konuya ilişkin hiçbir müracaat yapılmamasından kaynaklanıyor. Ancak bu toprakların sahipleri bu topraklara sahip çıkmaya devam edecek. Köylüleri Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Halil Çetinkaya da yalnız bırakmadı. İnsanlar hep bir yumruk olmuş. Yöneticisiyle, muhtarıyla, halkıyla, köylüsüyle hep birlikte bu ülke topraklarını savunmak, bu toprakları sahip çıkmak gerçekten güzel bir şey. Germencik'te, Aydın'da özlüyoruz bu görüntüyü. Umarım Aydınlılara bir örnek olur. Ferm Antalya, Türkiye'nin dört bir yanından gıda, tohum üreticisi, aşçı, konaklama, ağırlama ve yiyecek içecek sektör temsilcilerini ağırlıyor. Türkiye Aşçılar Federasyonu Yaşasın Anadolu temasıyla fuardaki yerini aldı. Yerli gıda üretimine dikkat çekilen fuarda Anadolu mutfağına ve değerlerinin korunarak sahip çıkılması gerektiği vurgulandı. Çok mutluyum. Ülkemiz yemek konusunda çok başarılı. 869 bizim değerli bir rakamımız. Yaşasın Anadolu. Kadim Anadolu'nun değerleri ve mutfağı özü korunarak dünyayla buluşmadı. Bu uğurda mücadele eden Türk aşçılar gıda fuarında gelenekten geleceğe eşsiz Anadolu mutfak kültürünü tutkuyla yeni nesillere aktarmayı hedefliyor. Yüzyıllardır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu toprakların kendine ait değerlerin korunması. O mirasları bugünümüze taşıyoruz ve ileride gençlerimizin, çocuklarımızın da bu mirası devam ettirmesini istiyoruz kaybolmadan. Antalya'da iki önemli fuar, otel, restoran, kafe adı altında birleştirildi. Fuarda 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor. Kendimize bağımlı bir yemek, atıyorum bulgur pilavı, bulgurla ilgili bir şey çıkarttığınız zaman o bulgur bizden gidecek. Anadolu bulguru. Ve dolayısıyla biz bunun satışını yapacağız. Yani bu ticaret açısından da çok önemli. Buna benzer hani birkaç tane ürün çıkartabiliriz bize has olanlar. Türkiye Aşçılar Federasyonu Yaşasın Anadolu temasıyla fuarda yerli gıda üretimine dikkat çekti. İthal ürünleri, ambalajlı ürünleri her şeye karşıyız. Dünyayı gezdikçe de şeyi de görüyoruz, bizim Türk mutfağın zenginliğini de görüyoruz. Çünkü o kadar çok çeşitlilik var ki tencere yemeği kültürü bize ait. Meze kültürümüz tartışılamaz. İspanyollar bir tapas kültürüyle ileri gidiyorlar ama biz patlıcandan 276 tane ürün çıkartabiliyoruz. Yani bu zenginliği bizim anlatmamız lazım. Bunu anlatmanın tek yolu da Yaşasın Anadolu demekten geçiyor. Federasyona bağlı 35 dernek, 1500 konuk şef ve yaklaşık 5000 şefin katıldığı fuarda değerlerimize sahip çıkılması gerektiğinin altı çizildi. Biz değerimize çok fazla sahip çıkmıyoruz. Yani bir döneri Yunanistan sahiplenebiliyor veya işte diyor ki Turkish Delight adı lokum. Bir bakıyorsun onu Yunan almış veya Turkish Cafe, Türk kahvesi. Yunan diyor ki ben diyor yapıyorum diyor. Biz kendi değerlerimize sahip çıkmazsak bizim değerlerimizi alır götürürler. Yani tıpkı kelime haznesinde şöyle yoğurt, Türkçe bir kelime olmasına rağmen Greek yoğurt tanımı yapılıyorsa ortada bir hata vardır. Gastronominin etki alanı dünyada giderek genişliyor. Türk şeflere göre Anadolu mutfağı da bundan payını almalı. Federasyonun Türk Mutfağı Tanıtım Grubu Sözcüsü Bilge Erk, tüm şefler adına Turizm Bakanlığı'na çağrı yaptı. Turizm Bakanlığı bunun için bir fon ayırıp kültür haftaları düzenlemeleri, gastronomi kültür haftaları, gastronomi kültürünü anlatacak etkinlikler düzenlemeli. Biz Kore'de yemeği anlatırken adamların hiçbir surette Türk mutfağı hakkında hiçbir fikri olmadığını gördük. Bir yerde bir şeyler eksik yapıyoruz. Bunu en hızlı şekilde yani gerekirse bir şura düzenlenmeli, bir araya gelmeli. Aynı zamanda Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Birliği ARGE danışmanı olan Erk, gastronomi dilinde isimlerin korunması konusunda uyarı yaptı. Turkish şey demesinler, ravioli demesinler, mantı desinler.
lahmacun Turkish pizza demesinler, lahmacun pide desinler. Yani biz onları Türk isimleriyle lanse edelim. Kimseyi mutlu etmek adına kendimizden feragat etmeyelim, kendi dilimizi unutmayalım. Fuar 18 Ocağı kadar açık kalacak. Ne zaman ki dünyanın en ücra köşesinde bir Türk kuru fasulye bulgur pilavı pişerse o zaman ben başardık diyeceğim. Ve Wikipedia engeli kalktı. Wikipedia Türkiye'de kullanıma açıldı. Anayasa Mahkemesi'nin açıkladığı gerekçeli karardan sonra internet ansiklopedisine artık erişim sağlanabiliyor. Anayasa Mahkemesi, erişim engelinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Wikipedia'ya erişim yasağını kaldırdı. 33 ay sonra Türkiye'de engelin kalktığı ansiklopediye artık erişim sağlanabiliyor. Türkiye'de 1 milyon 50 bin kullanıcısı olan ansiklopedinin aynı zamanda 15 Ocak kuruluş yıl dönümüydü. Wikipedia'da 2,5 yıl süren erişim engeli süresince Türkçe içerik sayısı aynı seviyelerde kaldı. Wikipedia'nın kurucusu Jim Walls, sosyal medya hesabından Türkiye'de çekilmiş fotoğrafıyla tekrar "Hoş geldin Türkiye" mesajını paylaştı. TOKİ tarafından yürütülen her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesine başvurular sona erdi. Kuralların çekilişi için tarih de belli oldu sevgili izleyiciler. TOKİ, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 16 Aralık 2019'dan itibaren başvuru almaya başladı. 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldı. 15 Ocak'ta sona eren başvurular için hak sahibi belirleme kurası çekilecek. 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut kuraları Şubat ayında yapılacak. Sosyal konut projesinde en büyük pay 10 bin konutla İstanbul oldu. İstanbul'dan sonra en fazla 5200 konut Gaziantep'te yapılacak. En çok başvuru ise İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da yapıldı. Şanlıurfa'ya gidelim şimdi de. Şanlıurfa'da tiyatroya gönül veren 15 kişilik ekip köy okulları için perdelerini açıyor. Tiyatro ekibi köy köy gezerek çocuklara tiyatrolarını sergiliyor. Şanlıurfa'da eczacı teknisyeni Halil Dağ tiyatro aşkıyla önce tek başına sonra ekibiyle köy köy gezdi. Tek kişilik gösterisiyle çocuklar için sahne alan Halil Dağ, sosyal sorumluluk projesi başlatıp tiyatro ekibi oluşturdu. Bu ekibe eczacı teknisyeni, hemşire, fabrika işçisi ve üniversite öğrencileri gibi farklı mesleklerden kişiler oluşturuyor. ...15 kişilik ekip Göbekli Tepe Kültür ve Sanat Tiyatrosu'nu kurdu. Şanlıurfa'da ne güzel çocuklar varmış. Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Düşünsene de çok heyecanlı değil mi? Evet. Tamamen gönüllülerden oluşan ekip... ...hazırladıkları müzikli ve danslı çocuk oyunlarının perdelerini... ...tiyatroyla tanışmamış çocuklar için açmaya başladı. Hocam duydum ki burada yaramaz çocuklar varmış. Yok. Ay bu ne? Kurucu Halil Dağ, tiyatro projesinin nasıl oluştuğunu aktardı. Hem iş hem eğitim konseptinde bu işi öğrendikten sonra Urfa'da bu eksikliği hissettik. Yani yaşadığımız memlekette böyle sosyal bir çalışmanın, sosyal sorumluluk çalışmasının eksik olduğunu hissettik. Amacımız kırsaldaki çocukların mutlu olması. Yani onların böyle sosyal aktiviteyle, sosyal çalışmayla bir araya gelmesi, tanışmasına vesile olmak istiyorduk. Tiyatronun gönüllü oyuncularından Muhammed Furkan Çimen, böyle bir projede yer almaktan mutlu olduğunu ifade etti. Çok mutluyum. Yani köydeki çocuklara gittiğim zaman özellikle ücretsiz bir şekilde yapmamız çok güzel. Hani bunu tamamen gönüllülükle yapıyoruz. Maddi bir amaç gütmeden, maddi bir çıkar gütmeden tamamen elimizden geldiği kadar çocuklarla birlikte çok güzel zaman geçiyor, çok güzel zaman geçiriyoruz. Çocuklarsa ilk defa tiyatro izledikleri için mutlu. İlk kez gittim, çok mutlu oldum. Bu köyümüz için de çok mutlu bir tiyatro oldu. Yani eğlendik. İlk kez gittim, çok mutluyum. Arkadaşlarım adına da çok mutluyum, çok teşekkür ederim.
Yurttan haberlerle devam ediyoruz yine. Kütahya'da 4 kampçı konaklamak amacıyla Eskimoğulların yaşadığı iglolardan yaptı. Domaniç Dağları'nda yapılan iglo, doğa severlerin ilgi odağı oldu. Domaniç Dağları iglo ile aydınlandı. 4 kampçı konaklamak amacıyla Eskimoğulların yaşadığı iglo inşa etti. Kütahya'da kar kalınlığının yaklaşık 2 metre olduğu Domaniç Dağları, fotoğraf tutkunları ve doğa severlerin ilgi odağı oldu. İglo evler yaptık. Eskimoğulların evlerinden. Bu gece orada konaklayacağız. Yaklaşık 1,5 metre, 1 metre 70 santim kar var. Eşsiz manzaralar arasında çadır kurarak kamp yapanların sayısı her geçen gün artıyor. Güzel bir kamp olsun istedik. Bayağı iyi, hava çok güzel. Yani soğuk tam istediğimiz gibi. 4 arkadaş da o manzarayı görmek için gittiği Domaniç Dağları'na iglo yaptı. Domaniç'in ormanları ve karı çok meşhur. Buraya herkesin gelmesini, herkesin öğrenmesini istiyoruz. Yani gerçekten doğa harikası bir yer. Hatta ışıklandırmayı da ihmal etmediler. Doğu Anadolu bölgesinde dondurucu soğuklar, büyükler için çileye, çocuklar içinse eğlenceye dönüştü. Kars'ta boş bir de onlarla eğlenen çocuklar karın keyfini çıkardı. Doğu Anadolu bölgesinde dondurucu soğuklar ve kar yağışları devam ediyor. Kar yağışları nedeniyle çoğu yollar kapandı, ulaşım zorlaştı. Karın olumsuz etkilerine inat tadını çıkartan çocuklar oldu. Olmadı. Kars'ta çocuklar buldukları bidonlarla önce tepeye çıkıyor, sonra da kızaklarla kayar gibi kayıyor. Çocukların bu oyunu renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar soğuk havaya aldırış etmeden kızaklarla kendi aralarında yarıştılar. Hava çok soğuk ama bizim yine de hiç umurumuzda değil. Dışarı çıkıyoruz, kayıyoruz, yarış yapıyoruz. Arkadaşlarımızla da birbirimizi itiyoruz. Zevklerimizi alıp yokuş aşağı kayıyoruz. Ben okulda geldiğimde yemeğimi yiyorum, ödevlerimi yapıyorum ve arkadaşlarımızla toplanıp beraber kızağımızla kayıyoruz. Ve sevgili izleyiciler, Vatan Partisi'nin üretim devrimi kurultayları da devam ediyor. Trakya Üretim Devrimi Kurultayı olacak 19 Ocak 2020 Pazar günü saat 14'te Çorlu Memduh Şevket Esendal sahnesinde Vatan Parti lideri Doğu Perinçek'in katılımlarıyla gerçekleşecek. Bu kurultayla ilgili bilgileri de sizlere aktarmış olduk ve böylelikle gece görüşünü burada noktalıyoruz. Yarın saatler 23'ü gösterdiğinde Ulusal Kanal ekranlarında gece görüşüyle yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.